Nefsine alim ol denmemiş. Nefsine arif ol denmiş. Nefsine alim ol denmemiş, arif ol denmiş. Arif bu makamda bilmek değil, tanımak manasındadır. Arif, arifi anlatıyor. Bir daha, nefsine alim ol denmemiş. Nefsine arif ol denmiş. Arif, çok mana izah şekilleri var ama bu makamda bilmek değil, tanımak. Rabbini bilmenin dışında tanımak da var. 26. mektupta hatırlarsınız. Muhiddin Arabi Fahrettin Razi'ye Allah'ı bilmekle tanıma gayrısıdır diyor. Arif içsel sezişlerdir ki ondan Allah'a alimdir, ilim sahibidir denmiş. Haşa, Allah arif denmemiş. Yani öğrenmez. Allah ilim sahibidir. Alimdir esma. Arif olmuyor. Bir daha, arif içsel seziştir. İçsel sesleri duymaktır. Herkes duyar ama farkındalığıdır. Ondan, yani içsel sezişlerdir ki Allah alimdir, ilim sahibidir denmiş ama arif denmemiş. Arif kendisi kendisine şahit olmuş. Kendisi kendisine şahit olmuş. Isınmak için bir şey yapıyoruz ama aslında düşünce yöntemini, tefekkür yöntemini anlatmaya gayret ediyor. Kendim istifade ettiklerimi söylüyorum. Bir daha, arif kendisi kendisine şahit olmuş. Arif. Kendisi kendisini cezb ve celb etmiş. En cazip şey kişinin kendisidir. Onun için lezzetlerin her cinsi, hariçte olan her cinsi, ne aklınıza geliyorsa, aslında senin batını uyandırmaya vesiledir. Oradan bir şey yok. Sende uyanıyor o. Sendedir o. İster elmayı ağzına koy, lezzet al. İstersen lezzet alma mekanizmasını elma yokken uyandır, ikaz edebiliyorsan. Anlıyor musun? Kendisi kendisini bak cesp ve celbetmiş. Başka, arif her yüzden seyredendir. Arif, arifliğin kada hürsün. Hürriyet neydi böyle? Hatırlayan var mı? Hürriyet. Yani çeşitli tarifler var da. Bakayım, böyle bir son şeyimiz vardı. Zıttı var abi. İstibdadi şeytanı, hevesat-ı nefsaniden kurtulmak. Evet, yani mesela makamdan bakabilme, hiçbir makama tabi olmama. Her makamdan bakabilme ama hiçbir makama tabi olmama. İstibdadi şeytanı, esareti hayvani, hürriyetname verilmiş diyor ustadın şeyi. Arkadaşlar, yani bu makamda hürriyet şu. Kendisini kendisiyle sınırlayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanabilen insandır. Eğer kendisi kendisini sınırlayamazsa, hariç onu sınırlarsa köle olur. Kendisi kendisini sınırlarsa hür olur. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde ben varım, varlığının farkındalığında olup, bak ben varım, Allah Allah. Yani bu imandan da önce geliyor. Bakın bir daha, imandan da önce geliyor. Şimdi Allah var iken hiçbir şey, vücud harici yoktu. Şimdi Allah karar verdi. Allah. Bilmiyoruz.
içeriğini. Doktor Fikret çıksın, vücuda çıksın ve mevcut olsun. Nefsül emirde mahluk olsun. Bunu karar veren Allah'tır. Bunu böyle düşünebilmek, böyle farkındalık başladı. O zaman kendi varlığına mutmain olur. Yani dertleri dert olmadığını anlar. Yani Allah, ifade edemiyorum tabi de ama siz de zaten intikal edersiniz. Allah var iken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Elan da öyle de mevcudattan bahsediyor. Böylelikle Allah ile beraber, yani vücutla mevcut beraber olsa vücut harici noktasında, o zaman irade kalmaz. İradeti o zaman onunla mucibi bizzat olur. Onunla vardı zaten, varlığı devam ediyor. Ama yoktu, var etti, vardı, yok etti, iradeyi gösteriyor. Tercihi gösteriyor. Şimdi bakın, o varken ben vücut harici noktasına kendi şuurumda yoktum. Onun ilminde vardım ama ben bende yoktum. İşte bunu fark edip kendi varlığına mutmainlik buradan başlıyor. Bunu fark eden zaten emin olduğu için iman ediyor. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde kendisinin hasretini giderir. Kendi hasretini giderir. En insan hasret kime biliyor musun? İnsan herkes şunu sorar. Cennette Allah'a görmek. En büyük hasretin budur der ya. Aslında o sensin. Rabbindir o. Rabbul Alemin değil. Ondaki senin, sendeki onun mulakkisidir. İnsan en çok kendisine hasrettir. Aşık olmak da bunun bir şubesidir, dişe vuruşudur. Kendi bazı cemali hakikatlarımın bir aynada gözükmesidir. Mevcutla vücut arasında öncelik var mı abi? Öncelik şöyle. Allah'ın zatı sıfatında vücut var, mevcut yok. Değil. Mevcut esmaya bakıyor. Vücut zatı sıfata bakıyor. Şimdi mesela adama demişler ya, aşağı, ha işte bu kara bir kız işte. Leyla ile Mecnun. O öyleydi. Ama bu hale, benim bu son halime o sebep oldu. Aynadır. Resulullah da aynadır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, anlaşılır, tefekkür edilir denmiyor. Allah görülür dahi. Şimdi Allah Resulü'nde de ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder. Böyle Leyla ile Mecnun, o Leyla'da gözüken o da sendin. Sen kendi cemaline aşıktın. Sen kendine hasrettin. Bir parça aralandı onun aynasında. O sendin zaten. Ama bunu bir yerde de demeyin. Ya, o zaten senin hakikatin o aynada. Değil o Leyla'da. Bütün insanlar, bütün hayvanlar, cennet, cehennem, bütün melaike, bütün eflak hep benim etsa ve efradım. Mahiyet insanı birdir. Yani hayat bahsinde. Beşinci remiz tabi. Ne diyor o? Kainat, nevi. Peki bunlar ne? Etsa ve efradı. Hükmüne geçer. Musa da benim. İsa da benim. Bende bir ki hakikatin o aynada çıkışıdır. Reddettiği için o şahsiyette gözüküyor. Yani ben böyle bir şey yapsaydım, hiç gitseydim, ne olurdum? Aa, bu sendin zaten. Külli bakın, külli. Nazarınızı diyor, cüziyetten külliye. Cüzden kül, cüziden külli yapmak. Külli bak arkadaş. Yani arş benim. Kürs benim, İsa benim, Musa benim, cennet benim,
cehennem benim. Biz Nur-u Muhammed-i Şems, güneş, aynadaki güneş temessülatıdır. O aynadaki güneş cihetiyle Nur-u Muhammed'i cihetiyle bakma yetisini ve yetkisini alıyorsun. Bütün eflak bende. Hepsi benim. Hepsi benden. Cennet, cehennem hepsi benden. Hepsi senden yaratılmış. İnsan aşık olduğu arada aslında kendisidir. O aynada görünce bütün lezzetler ne aklınıza gelirse, elmas sinirleri ikaz ettiği gibi, dokunmalar da böyledir. Hep sende ikazdır, uyarıdır. Sendekilerin bil kuvvelerin bil fiil çıkmasıdır. Çekirdeğin ağaca dönüşmesidir. Sen sana aşıksın. O sensin. Bir de okuyorum. Kendi varlığına mutmain olma nispetinde kendisinin hasretini gider. İçsel aleminde bu niye? Bunu kazanan insan, arif olan insan. Burası çok önemli. Psikoloji sıkıntısı olanlara söylüyorum. Başta ben. İçsel aleminde bunu fark eden arif. Bu niye? Şu böyle. Niye böyle oluyor? Sorgulamaz ki. Bu tarafına da vefa demiş. Yani içsel sezişleri, uyanışları uyanınca işte böyle bakınca, külli bakınca niye böyle? Niye böyle gidiyor? Niye böyle oluyor? Allah Allah. Niye böyle şey ya? Mesela birisi aramıştı. Adamın işi gücü Müslümanlar niye böyle? Başta sen Müslümansın, sen niye böylesin dedim ben. Tamam. Sen Müslüman değil misin? Müslüman. E sen niye böylesin? Herkes gayet rahat. Senin gibi soru sormuyor bana. Hey, 15 senede bir aynı soru soruyor. Hep aynı. Ömür bile şu soru soruyor. Müslümanlar niye böyle? Sen böyle olduğun için. Her değişimde böyle diyor. Tamam. Karanlığa küfredeceğini demiş bir tanesi değil mi? Güzel. Bir tane mum yak. İçsel aleminde biraz önce cüzden kül, cüziden külli bakmak var ya. Bakınca içsel uyanışta gördüğü zaman o öyle olması lazım. Bu niye böyle yerine? Tabii canım öyle olacaktı. Bu da böyle olacak. Bu böyle olması lazım. Rüşd abinin tabiriyle, felsefane ifadesiyle lazımdır ki öyle olsun. Rüşd abi niye böyle oluyor dedim. Lazımdır ki böyle olsun. Niye şöyle, niye böyle? Mevcuttadır. Vücutta öyle bir şey yok. İçsel aleminde bu niye, şu böyle diye sorgulamaz ki bu tarafına da vefa denilir. Vefa denmiş. Vefa ne demek bu makamda? Onu istemiyoruz. Yani içsel sorgulamaları yapmaz. Her şey yerindedir, görür. Her şeyi merkezine bırakır. Merkez Efendi'nin dediği gibi. Bu farkındalığın, cüziyetten külliyete çıkmanın, vefanın tezahürüdür. Vefa, içsel doyum, haz ve mutmainlerin haletleriymiş. Vefa, içsel doyum, haz ve mutmain. Mesela abi, intihar mevcudu, vefasızlık vücudu yok etmedi. Yok etti. Zaten akıl vücuda bakar, zeka mevcuda bakar. Eğer siz mevcudun içine vücudu koyarsanız baki olursunuz. Bu bakış bu. Mevcudun içine ki mevcuduz, vücudu koyarsanız işte mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması baki ebedi bir vücut kadar vücut kazanıyor. Tamam? Bütün insanın problemi bu aslında. Bütün insanın problemi bu. Mevcudu. Mevcudu. Vücuda çevirmek. Çeviremiyor. Hani bekaya masal olmak. Evet.
İmtisal, imtisal. Evet. Kendine imtisal. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması, baki mutadit vücutları kazanmasına vesile. Ya bu. Bir an. Bir an. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynası, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile, kendinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları kazanmaya vesile olan kelime-i hikmet nima olduğunu, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, baki vücut kadar kıymetli olduğu. İşte mevcudun içerisine an vücut koysan, bir anda vücudu koydun, baki oluyorsun. Vefa, içsel duyum, haz, içsel kendinden lezzet alma, kendin kendinle mutmain olma haletleri içerir. İçeriden dışarıya bakabildiği için, dışarıda, içeriden dışarıya bakabildiği için, içeriden dışarıya mı bakıyor? Kar yağdırılıyor, fırtına esiyor, uçuyor, kaçıyor falan. Kağıtlar havada, toz bunan. Aa, niye böyle oluyor? Yok, kış. Herhalde. Ama ilk defa doğan kış, bu niye böyle der? Bak şimdi, der ki, bir daha. Allah Allah. İçeriden dışarıya bakabildiği için dışarıda niye böyle, niye şöyle gibi sorgulamalar olmaz. Dışarıda olduğu için ne yapayım ya, şemsiye nerede, şey nerede, nereye gideceğiz, kaç araba, otobüs hangisi kalkıyor, arabamız nerede? İçeride olan ne şemsiyeyi sorgular, arabayı nereye koyduğunu da sorgulamaz. İçeride böyle şikayetler duymazsın. Arif, yani devam ediyorum bu makamda, Arif, kendi günahlarının dışında hiçbir yönü kayıtlanmayan, kendi günahlarının dışında hiçbir yönle kayıtlanmayan, günah seni kayıtlar. Mesela mutlak ve muhit olan bilgisayardaki bir sistem, mutlak ve muhit, her yön her zaman, herkes her şekilde girebilme iken, her bir günah bir yolunu kapamaktır. Yani tabiri tıpla vereyim. Varis, orası körpe olmuş, işlemiyor. Cadde kapandı. Yollar kapandı. Enfusi ders, ne yaparlar şimdi? Ona yedek bir damarı açarlar. Bir sistemle içeriye girerler. Neresi kapalıydıysa, nereli kapalıydıysa, orayı da lazerle yakarlar. Arif, bir daha, kendi günahlarının dışında hiçbir yöne kayıtlanmayan, günahlar kayıtlar. Arif falan, Arif, hiçbir yöne kayıtlanmayan, hiçbir yönünü kapatmayan, ferasette yükseklik demek. Yani o da nedir? Kendi yaratılışına, kendisi şahit olma serüvenine başlayan demektir. Arif. Kendi yaratılışına, kendisi şahit olma serüveni başlamış demektir. Yani bütün kainatın merkezinde hayat olduğunu, hayat, bütün kainatı Allah hayattan yarattı. O hayatta sende, bütün varlık, 18 bin alem sende dürülmüştür. Bu fikrin tefekkürle hisse dönüşmesidir. Arif olmak. Sır da nedir? Bu makamda sır. Hepsini böyle koyuyorum. Efsaf-ı ilahiyenin, bu çok önemli. Alimlerindir, bu benim değildir. Sır. Yok. Risale de der. Alimlerin de. Risale-i Nur'dur. Efsaf-ı ilahiyenin, efsaf-ı ilahiye. Efsaf-ı Rabbaniye değil. Efsaf-ı ezeliye değil. Efsaf-ı ilahiyenin mahiyet-i insaniyetteki
el-Müzeci'dir. Allah Allah. Külliyat bambaşka ya. Yani bu, ben okuyorum, bu kadar anlayabiliyorum. Bir daha abi tekrar edelim. Tekrar için, bu Arif konuştuk, alim konuştuk, konuştuk da konuştuk. Ben tefekkür, çalışıyorum. Diyorum ki, bugün sofrada değil mi kahvaltıda doktor? Hatırladım. Yani, okuyorum, alacağım. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. İnanarak söylüyorum. Şimdi sabah kahvaltısına kardeşlere söyledim. 23 senede Risale-i Nur tamamlandı. Bu, bakıyorum sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti kısmen fark ettim. Külliyatta bakıyorum sucunun, gusun, battun, hattun, muttalan, işarimi, remzimi, telmima vesaire. Bir kelimeye aylarca çalıştım biliyorum. Bir şey anlatmak için söylüyorum. O da bir insan. Ama 23 senede tamamlanan külliyat la vallahi ustadın olamaz. O mana mertebelerini örmesi, birbirinin içine koyması vallahi bir beşerin düşünüşüyle olamaz. Yemin ederim olamaz. Külliyat direkt mevhibe ilahiyedir. Yani kendimi kontrol edemiyorum. Olamaz yani. 23 senede. Ya arkadaş, şu cümleye bak ya. Sır neymiş? Efsaf-ı ilahiyenin mahiyet insaniyedeki el-Müzeci'dir. O çalışırsa enfus ve afaki yön, ben ekledim. Yani maddi ve manevi terakki başlıyor. Yani bu kadar incelikler, bu kadar meratipler, kanuniyeti, sureti, hakikati, yani bu bütünsellik. Niye? Niye sinekledim? Gerisini niye getirmedin doktor? Sabah. Kardeşim, dişinizi ağrınca tefekkür edebilir misiniz? He? Taş düşürürken tefekkür edebilir misiniz? Ben 28 defa, 27 defa zehirlenmiş hapishanede. Ya bunları ne zaman tefekkür edeceksin? Ya dişin ağrıdığı zaman, taş düşüreceğin zaman tefekkür olur mu? Tefekkür olur mu Ali? Olmaz ki taş düşürüyorsun. Ya kardeşim azaptan, işkenceden, sıkıntıdan, zehirden bir an sükun bulmamış ki. Neyi tefekkür ediyor? Nasıl bunları mutabı? Ya ben masamda oturuyorum ya. Kardeş de geldi. Abi kahve içecek misin? Lan böyle sofraya mı bakıyorum? Bugün değil mi sofraya? Bakın arkadaşlar bu sofraya. İnsan utanıyor ya. Ben çok iyi hatırlıyorum 1980'de. Ekmeği, iki günlük ekmekti. Taze ekmek mümkün değil. Vakıflara diyordum. Vakıflara Allah cennette taze ekmek vereceğini söylerdim. Şaka demiyorum. Çünkü bayat ekmeği yarı yarıya alıyordum. Senin o dükkanın azilerindeki çuvalla alıyordum. Buzdolabına koyardık. 2-3 gün ekmek. Ya yarın yiyeceğimiz ekmeği bugün çıkarırdık dışarıya. Vallahi böyle. Ve çorba o kadar sulu ki mercimek. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Şimdi bakın. Kuru ekmeği gönderdiğim zaman kaşıkla arkasına yetişeceksin. Yoksa karşıdaki sahile geçiyor ekmek parçası. Anladın mı? Yani şaka demiyorum. Şimdi sofraya bakıyorum. Bir de masamda bunları tefekkür ediyorum. Bir de langur langur yapıyorum ya. Yok şeyim var bu. Ya dişin ağrıdığı zaman, taş düşürdüğün zaman sen niye tefekkür ediyorsun? Bu manalar nasıl oluyor ya? Nasıl koyuyorsun ya? Bu nasıl düşünüş? Böyle olur mu ya? İnsan insanlıktan çıkarmayacaksın. İnsandır. Allah söylüyor Kur'an'da. Sen de onlar gibi bir insansın diyor. Demiyor mu? Allah. Ha demek ki ilhamen yazılıyor. İhsan-ı ilahidir. İnayettir. Tamam. İnayettir. İkramdır. İhsandır. Lütuftur. Kelemdir. Allah'ın bize bu asırda. Seyru seyru olan bu asrın evladına kısa istikameti bir dersi vermek Allah'ın nimet ilahisidir. Olamaz yani. Yani bu ne ya? Ders çalışırken kahvem geliyor. Kahvaltıyı yaptım. Oturuyorum. Bir yerim ağrımıyor. Gör bakalım neydi ya? Ondan sonra dur. Var olanı okuyorum. Ha Risale-i Nur.
Dur. Lemaları ver. Şualar da versene orada. Ondan sonra bir kıvılcım geliyor. Lan bu kitap yok ya, bu nasıl vücuda gelecek? Varı nakletmiyor. Yani biz mevcudu düşünüyoruz. Mevcut yok. Yok böyle bir şey. Bu nasıl dersin siz? Evsaf-ı ilahiyenin mahiyet insaniyedeki el müzecidir. Yani sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etti ki bu yazı. Daha ileriye götüremez. Resulullah da öyle. Resulullah'ın elindeki vahiydir. Haşa onun değil. Vahiydir. Ustadın size ilhamı şu. Şumurlu ilhamdır. Normal bir ilham değil o. Vahiyin vazifesini gören şumurlu ilham. Risale'de öyle geçiyor. Ben takat getiremiyorum yani. Kaldıramıyorum böyle. Bu nasıl oluyor? Bugün kahvaltıda da bahsettik kardeşler. Bu çalışıyorum ya. Şimdi bak tekvini okuyacağız. Maşallah derim, başka bir şey demem. Ustad, o zaman dedim ki kardeşim öyle. Ustad öyle şeyler yapma. İlham edilmiş. O zaman kolay. Zorlanmıyorsun. Allah yaptı. Rahat diyorsun. Bu olmaz ya. Her tarafı ateş gibi basmış ya. Ölümle baş başa bunlar bu inceliği düşünecek, yazacak. Böyle bir şey olur mu? El insaf ya. Taş düşer. O zaman ne düşünebiliyorsun ya, hayatın bitti. O taş düşünmek doğum gibidir diyor. Bir şey uzatmıyor. Ya bu kitaplar bundan daha acayip bir zehirlemelerin içerisinde, işkenceler içerisinde bu incelikler düşünülemez. Olmaz.